Selamlar sevgiler. Bu videoda Binance'te Stop Loss ve Stop Buy emirlerinin ne olduklarını ve bu emirlerin nasıl kullanıldıklarını konuşacağız. Öncelikle ben videoya başlamadan önce Ada Bitcoin grafiğinde iki tane seviye belirledim, destek veya ve direnç seviyesi olarak. Şimdi bu seviyelerin nasıl okumamız gerektiğini ve Stop Loss ve Stop Buy emirlerini nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle aşağıdaki emir bölümünden stop limit bölümünü seçiyorum. Aşağıda bir pencere açıldı. Burada stop değeri girebildiğim bir yer, limit değeri girebildiğim bir yer ve amount dediğimiz adet girebildiğim bir yer var. Stop dediğimiz şey aslında tetikleme olarak çevirebiliriz. Trigger, tetikleme diyebiliriz stop'a. Limit ise satmak ya da almak istediğimiz fiyatı gösteren yer. Amount da yine adedi ne kadarlıksa kaç tane satmak istediğimizi veya kaç tane almak istediğimizi gösteren yer. Şimdi dönelim grafiğe. Grafikte ben 4 tane seviye işaretlemişim. Bu seviyeler ne demek? Ee, örneğin fiyat şu anda e, 2034 Satoshi seviyesinde ve ben diyorum ki eğer 2058 Satoshi yukarı yönlü kırılırsa fiyat yükselmeye devam edecek ve ben buradan almak istiyorum. Daha da yükseleceği için kar etmeyi düşünüyorum. Ee, o halde buraya şöyle yazıyorum ee, diyorum ki 2058 satışıya stop yazıyorum buy bölümüne yazıyorum bunu 2058 yazıyorum daha sonra almak istediğim fiyatı yazıyorum bu şu demek 2058'e gelirse benim emrim aktif olacak ve ben e, buradaki mesela birazcık daha yukarıdan almayı deneyebilirim çünkü e, fiyat bir anda yukarı doğru hızlanabilir biraz arasında boşluk bırakıyorum 2058'den tetikleneceğim ve 2068'de almış olacağım. Yani fiyat 2058 olunca markette bulunan 2068'e ada satan kişiden ben ada almış oluyorum. Buna buy stop diyoruz. Yani e, stop loss emrinden biraz farklı, e, bu alım yönlü bir işlem yapmak istediğimiz zaman kullandığımız emir türü. Peki e, sell ada tarafı ne oluyor? Bu da şu demek. Eğer fiyat 2000 satoshi'nin altına giderse fiyatın daha da düşeceğini düşünüyorsam eğer buraya stop loss yani zarar durdurma emri koyuyorum. O da yine şu şekilde oluyor. 2000 satoshiye tetikleme emri koyuyorum kendime ve diyorum ki eğer 2000 satoshi'nin altına giderse e, hızlı bir şekilde düşebileceğini de hesaba katarak 1990 satoshi'den benim elimdeki e, adaların hepsini sat dediğim zaman ve sel ada butonuna bastığım zaman burada adedi de girdikten sonra şuna yarıyor fiyat olur da buradan aşağı döner ve buranın altına kırarsa fiyatın daha da fazla düşebileceğini düşündüğüm için burada stop emrimi çalıştırıyorum ve bu sayede ben burada işlemden çıkmış oluyorum. Stop buy emrini özellikle çoğu kişinin kullanmadığını düşünüyorum ben nasıl olduğunu bilmediği için. Fakat çok e, güzel bir e, emir türüdür. Dirençlerin üzerine koyarsanız bu emirleri örneğin şu şekilde koyarsanız e, bu değerleri yazarsanız yani 2074'e e, işte 2081 şeklinde yazarsanız buradayken ara bir seviyedeyken risk almamış olursunuz. Sadece direnç bölgesinin üzerine koyduğunuz için emirlerinizi sadece direnç kırıldığı zaman alım yaparsınız ve bu sayede daha az risk almış olursunuz.